8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada arkadaşlarımızın sizler için hazırlamış olduğu görüntüler var. Hep birlikte izleyelim. Merhabalar ben eğitimci yazar Murat Tunalı. Bugün size bir hikayeden bahsedeceğim. Bundan yaklaşık 25-26 yıl önce bir öğrenci başarısız olduğu için, derslerde katılmadığı için ve anne babası da ayrıldığı, boşandığı için travmatik bir çocukluk evresi geçirdiği için ilkokulda çok başarılı değildi. Ve öğretmeni bu çocuğun velisine bu karneyi alın, bu diplomayı da alın ama bu çocuğu bir okula vermeyin. Çünkü bu çocuk çok da akıllı bir çocuk değil ve üniversite ya da lise okuyabilecek, ortaokul okuyabilecek kapasitede değil. Bunu bir zanaata verin, bir mesleğe verin en azından hayatta bir meslek sahibi olsun diyerek çocuğun mezuniyetini sağlıyor. Fakat çocuğun babası aynı kanıda değil. Herkesin çocuğu okuyor da nasıl olur da kendi evladı okumaz ve kızıyor öğretmene ve çocuğu ortaokula yazdırıyor. Çocuk çok enteresan, kabak çiçeği gibi bir öğretmenin onun hayatına değmesiyle ortaokulu gayet başarılı bitiriyor. Ve akabinde liseyi de bitiriyor çok enteresan birkaç teşebbüsten sonra üniversiteyi de kazanıyor ve üniversiteyi okuyor. Akabinde yüksek lisans yapıyor, onun sonrasında ikinci üniversiteyi bitiriyor ve onun üzerine 8 tane kitap yazıyor, onun üzerine binlerce saat televizyon programı, radyo programı yapıyor ve seminerler veriyor. Bu hikaye karşınızda duran ben eğitimci Hazar Murat Dunağ'ın hikayesi. Sevgili dostlar, bir insanın vezir de olması, rezil de olması aslında onun hayatında aldığı eğitim ve o eğitimi sunan meşale gibi sunan eğitim irfan ordusunun askeri olan öğretmenlerle alakalıdır. Hayatımızda bir çocuğun e, ileriki yıllarına dokunmak, olumlu ya da olumsuz manada dokunmak tamamen bizim inisiyatifimizde. Bir anne olarak, bir baba olarak bir eğitimci olarak bir çocuğa baktığımız zaman o sadece bir çocuk değildir. O belki de 10 yıl sonrasının, 15 yıl sonrasının kendi çocuğumuzun doktoru, öğretmeni, avukatı, hakimi, gazetecisi, televizyoncusu, haber spikeri her şey olabilir. Hiçbir şey olamazsa sadece kendi evladımıza baktığımızda hadi lan oradan deyip bir çocuğu eleştirmek yerine o çocuğun belki de 15-20 yıl sonra bizim torunumuzun babası, bizim e, seveceğimiz e, torunumuzun annesi ya da babası olabileceğini göz önünde bulunduralım çocuklar baktığımızda sadece bir çocuk değildir. Geleceğimizi emanet edebileceğimiz, kendimizi emanet, memleketimize emanet edebileceğimiz yarınlarımız olan bireylerdir. Yarınların meslek sahibi erbaplarıdır. O yüzden bir çocuğa baktığınızda asla onu bir çocuk olarak görmeyin. Kendi hikayemden yola çıkarak bir çocuğun aslında geleceğe dair dev ağaçlara dönüşmeye muktedir bir fidan olduğunu asla ama asla unutmayın. Çocuklara karşı sevgiyle, saygıyla kalın. Hoşça kalın.